Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, sorularımız ekranda. Birinci sorumuz, bakalım şöyle hafif bir büyütelim. Bir tık daha büyütelim. Tamam. Doğru mu yanlış mı bölümü? Demiş ki canlının yapı ve görev bakımından tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine hücre denir. Evet arkadaşlar, en küçük yapı birimimiz hücreydi. Güneş sistemini ve içinde bulunduran galaksi Andromeda galaksisidir. Bu muydu arkadaşlar? Hayır, Samanyolu galaksisiydi. Yanlış. Ömrünü tamamlamış uzay araçları uzay kirliliğine neden olur. Bu bir genel kültür bilgisi arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücrenin aynısıdır. Mitoz bölünmeye biz ne demiştik? Bir fotokopi. Bir hücreden iki tane doğar. Aynısıydı. Genetik yapı bile bir fotokopiydi. Dolayısıyla anne hücreyle aynı. Doğrudur. Mayoz sadece üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünme çeşididir. Arkadaşlar doğru ve açıklayalım. Mayoz bölünme üreme ana hücreleri yumurta ve testislerde, dişide yumurta, erkekte testislerde meydana geliyor. Bunlar mayoz geçirirse üreme hücrelerini meydana, üreme ana hücrelerini bakın. Üreme ana hücrelerinde meydana geliyor, üreme hücrelerini meydana getiriyor. Bunlar neler? Yumurta, yumurtalık arkadaşlar yumurtayı meydana getiriyor. Testislerde neyi meydana getiriyor? Spermleri meydana getiriyor. Dişilerde, yumurtalıkta, erkeklerde, testislerde burası üreme ana hücreleri. Üreme ana hücreleri arkadaşlar. Üreme hücrelerini oluşturursa mayoz geçirmiş oluyor. Fiziksel anlamda iş yapmış olmak için kuvvetin cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettirmesi gerekmez. Yanlış. Tam anlamıyla da bu olacak. Kuvveti cismi hareketi doğrultusunda ileri ya da geri hareket ettirmesi gerekiyor. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasında dolduran yumurta kıvamında bir akışkan sıvıdır. Doğru. Disimlerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerji potansiyel değil, hareket kinetik enerjisiydi. Yanlış. Dünyanın bize ve tüm varlıklara uyguladığı kuvvete yer çekimi kuvveti denir. Doğru arkadaşlar. Kütle dinamometre ile ağırlık eşit kolu teraziyle tam tersi. Kütle eşit kolu teraziyle ağırlık dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Kütlenin birimi kilogram, ağırlığın birimi Newton'dur. Kütle skalerdi, yönü yoktu. Tüm evrende her yerde aynıydı madde miktarı olduğu için. Ağırlık ise bulunduğumuz ortama göre değişir. Yer çekimiyle birlikte hesaplanırdı arkadaşlar. Bu vektöreldi. Yani yönü vardı. Demek ki tam tersi dedik. Yanlış dedik birinci bölüme. Geliyoruz. Birinci sorumuz ekranda. Boşluk doldurma hocadan sonra. Diyor ki yukarıdaki organellerin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Protein sentezinden sorumlu organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur. Ribozom arkadaşlar. Bitki hücrelerinde bulunan ve bitkiye yeşil renk veren arkadaşlar kloroplast, bitkinin besin ve oksijen üretimini de gerçekleştirir. Kloroplast, hücrenin enerji santrali gibidir. Mitokondri, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur arkadaşlar. Ribozom, kloroplast ve mitokondri birincisi B şıkkı olaraktan cevabımızı verdik. 2. Diyor ki yukarıdaki numaralanmış kütlenin özellikleriyle ilgili kavram haritasını aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur? Kütlenin özellikleri eşit kolu teraziyle ölçülür. Doğru. Değişen madde miktarıdır. Doğru. Birimi kilogram ya da gramdır. Doğru. Yönü olan bir büyüklüktür. Hayır, skalerdir. Yönü yoktur. Bunu tamam arkadaşlar. Herhangi bir yön belirtmez kütle arkadaşlar. Kuvvet belirtir ama. Gelelim 3'e burada. Bir yayı diyor sıkıştırdığımızda elimizde bir kuvvet uygulandığını hissederiz. Aynı şekilde yayı serbest bıraktığımızda da elimizi iten bir kuvvet hissederiz. Bu durumu anlatan aşağıdakilerden hangisinin olduğunu gösterin. Yayın kinetik enerjiye sahip olduğumu? Hayır. Yayın çekim potansiyeline sahip olduğumu? Hayır. Yayın esneklik potansiyeline sahip olduğumu? Evet. Yayın süratinden dolayı? Hayır arkadaşlar. Yay esneklik potansiyel enerjisine sahip bir cisimdir. 4. ve 5. soru ekranda. 4. soru, bir cisme kuvvet uygulandığında cisim bu kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa uygulanan kuvvet ile fiziksel anlamda iş yapılmış olur. Yani ben sırtımda çantayı yukarıya doğru kuvvet uygularım. Merdivenden çıkarsam iş yapmış olurum. Merdivenden inersem de iş yapmış olurum. Çünkü doğrultu aynı. Yukarı aşağı doğrultusu. Buraya dikkat arkadaşlar. İttiğiniz yön değil. Doğrultu diyor. Dolayısıyla arkadaşlar çanta sırtımdayken düz yürürsem iş yapmış olmam. Çünkü kuvveti yukarı uyguluyorum. Öne gidiyorum.
İfadeye göre aşağıdaki hangisi iş birimidir? İşin birimi neydi? Joule'du. Newton kilonun ağırlığın birimi ve kuvvetin birimiydi arkadaşlar. Metre uzunluğun kilogramda madde miktarının arkadaşlar kütlenin birimiydi. 5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ağırlığa ait değildir? Bulunduğu konuma göre değişmez, yanlış, değişir. Dinamometre ile ölçülür, doğru. Birimi Newton'dur, doğru. Kütle etki eden yer çekimi kuvvetidir, bu da doğru. Bulunduğu konuma göre değişmeyen kütledir, ağırlık değildir arkadaşlar. 6. soru. Havada hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran kuvvete hava direnci denir. Aşağıdakilerden hangisi hava direncini en fazla etkileyecek şekilde, yani sürtünmeye en fazla olacak? Uçakta azaltılmıştır, otomobilde azaltılır, trende azaltılır gitsin diye, ama paraşüt gitmesin diye tasarlanır, tamam mı? Paraşüt yani sürtünmeye tutsun diye, en fazla direnci yapsın diye tasarlanmıştır. Geldik 7. soru. Mitoz mu mayoz mu? Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru? Yukarıdaki tabloda 1, 2, 3 numarada mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili özellikler verilmiştir. Bölünme sonucunda iki hücre oluşur. Mitoz. Mitoz yazalım. Tür içinde çeşitlilik sağlar. Tür içindeki çeşitlilik neydi? Mitoz bir fotokopiydi. Mayoz da parça değişiminden dolayı arkadaşlar ve peşinde sıra gelen döllenme olayından dolayı tür içi çeşitliliği sağlıyordu. Bu mayoz. Tek aşamada gerçekleşen mitozdur. Çünkü mayoz İki aşamada gerçekleşir arkadaşlar. Mitoz, mayoz ve mitoz diyoruz. Denizli şıkkı arkadaşlar. Evet. Geldik buraya. 8. Bu örnekler en temel birimden karmaşığa doğru sıralanırsa, en temelden karmaşığa hangisi elde edilir? Bakalım, sistem, organ, doku, organizma, hücre. Arkadaşlar önce hücre gelir. Hücreler birleşir, dokuyu oluşturur. 4-3. Yani A şıkkı. Cevabı göreceğiz. Bakalım bu. Dokuyu oluşturur. Dokular organları oluşturur. 2. Organlar sistemleri oluşturur. 1. Sistemler de organizmayı, canlıyı yani insanı oluşturur arkadaşlar. 4. A şıkkımız doğru. Basitten karmaşığa, en temelden karmaşığa sıraladık arkadaşlar. 9. soru. Kaç tanesi fiziksel anlamda iş yapmıştır? Alışveriş arabasını hareket ettirmek. İleri doğru itiyor ve araba oraya gidiyor. Doğru. Kutuyu yerden alıp yukarıya doğru kaldırmak. Kuvvet yukarıya doğru kaldırıyor, cisim de yukarı gidiyor, iş var. Duran topa vurmak, vurduğu yönde top gidiyor, iş var. Çantasını düz yolda sırtında sallamadan taşıması, kuvveti yukarı uyguluyor çantayı taşımak için, tutmak için. Çünkü çanta düşecek, bir ağırlığı var ve düz gidiyor. Burada neydi? Doğrultuda değil arkadaşlar, farklı doğrultuda gidiyor. Dolayısıyla bu iş değil. İlk üçü iş sayılır arkadaşlar. 10. Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır? Yaraların iyileşmesi mitozdur. Bebeğin büyümesi mitozdur. Bir mayasının çoğalması, tek hücrelerin çoğalması mitozdur. İnsanda üreme hücrelerinin oluşması, sperm ve yumurta. Bu mayozdur. Ne demiştik arkadaşlar? Yumurtalık ve testis. Bunlar biri dişide, biri erkekteki üreme ana hücreleri. Bunlar mayozu geçirebilir. Mayozu geçirirse üreme hücrelerini meydana getirirler, spermi ve yumurtayı. Peki bir soru. Üreme ana hücreleri mitozla geçirebilir mi? Birçoğunuz belki bunu düşünmediği için hayır diyecek ama arada konuya hakim fen bilgisi öğretmenleri mutlaka anlatmıştır. Üreme ana hücreleri de vücut hücreleri olduğundan dolayı arkadaşlar bunlar da mitoz geçirir. Büyür, yaralar onarılır, gelişir falan filan arkadaşlar. Doğumdan sonra belli bir büyüme, ergenliğe sonra yenilenme, bunlar mitozdur ama bu hücreler mayoz da geçirebilir. Yani üreme hücrelerini de meydana getirebilir. İkisini de geçiriyorlar. Unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Çok önemli bir bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Geliyorum. 11. soru. Umut çantasından ağırlığını bir dinamometre yardımıyla sırasıyla çantasının ağırlığını 1, 2, 3 numaralı yerlerde ölçüyor. Buralar neler? Yükseklikler. Bu yükseklikler neyi gösteriyor arkadaşlar? Yer çekiminin farklı olduğu. Yani yer çekimi yukarılara doğru gidildikçe azalır. Yer çekimi yukarılara doğru gidildikçe azaldıkça da ağırlık daha az ölçülür. Aynı cismin kütlenin ağırlığı daha az ölçülür. Buna göre 1, 2, 3 numaralı noktalarda dinamometrenin gösterdiği değerlerin küçükten büyüğe. En küçük 3'te, sonra 2'de, sonra 1'de olacak. Küçükten büyüğe. Aman dikkat. 3, 2, 1. Yani B şıkkı yapmayın. O büyükten küçüğe. Sağda 3 büyüktür demiş. Yanlış arkadaşlar. Küçükten büyüğe olacak. 3 en küçük. Sonra 2. Sonra 1. D şıkkı cevabımız.
Evet, gelelim buraya. Bir bilgi sorusu. Yukarıdaki verilen ifadelerden aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? İçerisinde büyük teleskopların yer aldığı, gökbilimcilerin gözlem yaptığı yerlerdir. Burası arkadaşlar rasathane. Gittim. İnsanların uzayda çalışmasını ve ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan dev yapay uydulardır arkadaşlar. Uzay istasyonları. Tamam mı arkadaşlar? Çeşitli araçlarla uzaya çıkmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçları dünyaya ulaşan teknolojilere verilen genel isimdir. Uzay teknolojisi diyoruz. Peki astronotun tabii ki uzaya çıkan bilim adamlarının arkadaşlar. Biz astronot diyoruz. Bu tanımı burada yok. Yani Neil Armstrong gibi arkadaşlar. 13. Aşağıda verilen hangisi, verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan değildir? Proton, nötron, elektron. Bunlar temel parçacıklarımız. Ama molekül arkadaşlar, bu bir temel parçacık vesaire değildi. Bu neydi? Molekül yapıda. Elementler ya da bileşikler. Elementlerin bir araya geliş şekliydi arkadaşlar. 14. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi atomu oluşturan daha küçük parçacıkların olduğunu kanıtlamıştır? Evet. Önce Dalton ne demişti arkadaşlar? Burada Dalton şunu demişti. Atom içi dolu Berk kürelerdir demişti. Tamam mı arkadaşlar? Önce daha öncesinde neydi arkadaşlar? Demokritus Atomos demişti. Sonra Dalton atomu buldu. Dedi ki içi dolu Berk küreler. Atomun içine arkadaşlar Thomson indi. Oluşan daha küçük parçacık. Yani atomun içerisindeki artı eksi üzümlü kek modelini koyduğunda arkadaşlar. Bundan sonraki ilk oluşturan Thomson'dır. Küçük parçacıkların olduğunu buluyor. Çünkü içeride artı ve eksileri bunların olduğunu öngörüyor arkadaşlar. İlk söyleyen kendisi oluyor. Daha sonra işte Rutherford burada nötronu buluyor. Onları da anlatalım. Nötronu buluyor. Sonra elektronların etrafında dolaştığını. Sonra Bohr ne diyor? Elektronun belli katmanlarda dolaştığını. İşte içerideki çekirdeğin kütlesinin proton ve nötronlar oluştuğunu ama belli katmanlar olduğunu söylüyor Bohr. Günümüzde de modern atom teorisinde de arkadaşlar ne var? Bunlar elektronların bulunmasının mümkün olduğu bazı elektron bulutları var. Elektronlar burada görülebilir. İlla tam yörünge üzerinde olacak diye bir şey yok. Modern atom teorisi bunu söylüyor. 15 ve 16 ikisi de var. PRS cinsinin ağırlıkları önemsiz iplerle çekirdeği gibi bağlanmıştır. İplerde belirtilen kuvvetlerde gerilme. İpteki gerilme bunun ağırlığıdır. O zaman bu T, bu 2T, bu da 4T. Ağırlıklarını küçükten büyüğe doğru o zaman PRS A şıkkında basit bir soru oldu. Yukarıdakilerden hangisi de kinetik enerji elektrik enerjisine dönüşmüştür? Barajlarda suyun akışından gelen hız kinetik enerji ne oldu? Elektrik enerjisine dönüştü. Rüzgarın döndürmesi, hareket enerjisi elektrik enerjisine döndü. Nükleer santrallerde arkadaşlar ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Kinetik enerjiyi değil, buraya dikkat arkadaşlar. Isı enerjisi dönüyor burada. İşte atomun bozulması vesaire buradaki reaksiyonlar sayesinde ne oluyor? Çok büyük ısı çıkıyor. Bu ısı sayesinde elektrik elde ediyor. Dolayısıyla kinetik yani hareket enerjisinden elektrik enerjisine dönüşen sadece 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bursa şıkkında cevabımız. Evet, bir sınav örneğinin daha sonuna geldik. Diyorum ki açıklama kısmına 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. 7. sınıf matematik sınavımızı da çektik. O da oynatma listesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Matematik oynatma listesinde. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.